Merhabalar, bugün 6. günümüz KPSS 2022 çalışmamızın. Peki neler yaptık? Evet, iyi ilerliyoruz. Programımı bitirdim. 5 saat sabah 5.30'da kalktım. Şu an saat 8, kızımı okula götüreceğim. Yaklaşık 2.5 saat boyunca çalışarak programımı bitirdim. Gündüzleri çalışmaya pek fırsatım olmuyor. Akşam da aynı şekilde. Ev işleri, çocuğun ödevleri, işte bebekle ilgilen derken gerçekten hiç vaktim olmuyor. Akşam zaten yorulmuş oluyorum, uyuyorum. Gece kalkmak istiyorum. Bu sabah kalkabildim, 5.30'da kalktım. Bugünkü görevlerimi yaptım, yani ders programımı uyguladım, içim rahat. Neler yaptım? Tarih sensörden 5 sayfa çalıştım. Zaten benimle çalış videosu da çektim. Ders çalışırken bir saatimi birlikte eş zaman olarak, ortam ses olarak yüklüyorum. Şu an yükleniyor internete. Bu tarih sensörden çalıştım. Nasıl çalışıyorum buna? Bu benim KPSS notlarım başlığı, oynatma listesi başlığı altında videolar var. Bu videolarda 13. videodayım mesela. Onu dinliyorum, hem takip ediyorum. O şekilde daha çok kendi ses kaydımı dinliyorum yani. O şekilde daha çok aklımda kalıyor. Ve eğitim bilimlerinden de 175. sayfaya geldim. Ve buraya da not aldım. Uyarıcı genellemesi ve tepki genellemesini çok karıştırıyorum. Ama güzel bir yol buldum. Uyarıcı genellemesi ise eğer klasik koşullanma genelde bu şekilde ayırt edeyim. Çünkü hep yanlış yapıyorum bu soruyu. Tepki genellemesi ise konuşamadım. Tepki genellemesinde ise edimsel koşullamada geçerli oluyormuş. Bununla ilgili kendime bir not çekerim, olmadı biliyor. Evet. Bunu çözdüm. Bir de Aydın Yüce'nin genel tekrar videosundan bir video izledim ve 12. videoyu izledim. Notlarımı aldım. O notlarımı da videoya çekip yükledim, KPSS notlarım başlığı altında. Bu KPSS notlarımı daha güzel bir şekilde düzenleyeceğim. Sonrakileri güzel düzenledim de işte bu zaten bir tarih var. Bir de bu şekilde Pegem yayınları var. Pegem'in sözel kısmı var. Evet. İyi gidiyoruz. Bugün çok şükür kalkabildim. Sabah aslında hiç canım kalkmak istemedi. Zorladım, kalktım ve çok şükürler olsun. Bitirdim programı. İçim rahat. Artık kızlarımla, ev işlerimle gündüz ilgilenirim. Görüşmek üzere. Takip edin, birlikte motive olalım. Bu KPSS 2022'yi başaralım. Yani günde 2 saat çalışarak da KPSS'den yüksek alınabiliyor muymuş? Göreceğiz bakalım. İnşallah olacak.